Merhaba arkadaşlar, kanalım Çeli Doğa'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere gecikmeli de olsa Marvel Studios'un son filmi Black Widow'un ilk fragmanını izleyip tepki verip ondan sonra üzerine biraz konuşacağım. Açıkçası bugünler biraz yoğunum, o yüzden henüz izlemiş değilim. Gerçekten ilk defa izleyeceğim. Spoiler yememek adına sosyal medyada çok az takıldım. İzleyelim, görelim. Bakalım Scarlett Johansson'u son kez Black Widow olarak göreceğiz. Muhtemelen yani kendisi rolü bıraktığından emin gözüküyor. Bu filmde anladığım kadarıyla biraz eskide geçecek. Yani Endgame'den de öncesi, belki Infinity War'dan öncesi vesaire. Bakacağız, tam emin değilim. Şimdi görüp biraz da anlayacağız. Hep birlikte izleyelim. Nothing. Nothing lasts forever. I heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? Is that what we are? It's good to see you too, sis. What brings you home? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Still fits. Family. Back together again. You got fat. Düşünüyorum gördüklerimi. Öncelikle Natasha'nın eski filmlerden, işte ilk Avengers filminden tut da Endgame'e kadar birçok filmden geçen sahnelerinden flashback'ler gördük. Natasha bir şekilde yeni girdiği bu oluşumdan memnun, yani Avengers veyahut da Shield'da bulunmaktan memnun. Bunu biliyoruz zaten, ama geçmişinden tek seferine ve tamamıyla kurtulmak istiyor. O yüzden Rusya'ya dönüyor ve yetiştirildiği akademiyi yok edecek yani. Temelde gözükenler bunlar. Bu sırada benim varlığından bile haberdar olmadığım bir kız kardeşi varmış. Demek ki çizgi romanlarda geçiyor muydu? İnanın hiç hatırlamıyorum şu an. Yani muhabbeti. Çok da zaten Natasha'ya bile bir de o karakterine hakim de değilim açıkçası. Onu göreceğiz. Red Guardian'ı gördük. Yani kendisi Kaptan Amerika'nın Sovyet versiyonu gibi bir şey. Emekli olmuş, geri dönecek muhabbeti. O Still Fits de gayet Dark Knight Returns'ten arak bir cümle, ama neyse, yani bir şey demiyorum. Red Guardian'ı gördük. Zaten Taskmaster'ın olacağını biliyorduk. Daha önceden de adı geçmişti. Çekim fotoğraflarında falan gözüküyordu. O elinde okla nişan alan abimiz Taskmaster. Yani ilk fragmanda çok bir şey açıkçası vermediler. Diğer oyunculardan kimler gözükecek cameo olarak bir fikrim yok. Robert Downey Jr.'ın son bir kez Iron Man olarak bu filmde cameosunun olacağı söyleniyordu. Ancak çekimlere gittim, gerçekten var mı, yoksa eski filmlerden bir iki görüntü kullanıp mı yapacaklar? Ondan açıkçası emin değilim. Yani Marvel Sinematik Evreni ne yöne gidiyor şu an tamamıyla belirsiz. Yani yeni gelecek Phase 5 or Phase 6, bunlar
ne durumda çok bir fikrim yok açıkçası. Artık o eski şeyi kalmadı yani, o Endgame'le o heyecanı söndürdüler diyebilirim. Endgame izledikçe kötüye giden bir film. Yani ilk etapta bir o hype'la gazla hoşunuza gidiyor ama daha sonra izledikçe o heyecanı kaybettirebiliyor. O çok fazla yanlış buluyorsunuz filmde. O yüzden hani bir Saga'nın kapanışı öyle olmamalıydı diye düşünüyorum. Infinity Saga'nın kapanışı öyle olmamalıydı diye düşünüyorum. O hype kaybettirdi ama en azından Infinity Saga içerisinde yer alan ve geçmişi anlatacak bir film olması sebebiyle bu filme gelecek filmlere göre daha çok merak duyduğumu, daha çok izlemek istediğimi söyleyebilirim. Yoksa bir Eternals'mış, ne bileyim Thor, Thunder and Love vesaire bilmem ne, bunlar çok fazla ilgimi çekmiyor açıkçası. Umurda da değil pek. İzleyeceğim mi izleyeceğim ama öyle sadece izlemiş olmak için izleyeceğim. Yani hani bu kültürü, bu çizgi roman temalı filmleri seven biri olduğum için izleyeceğim. Yoksa çok merak ettiğimden, o eski heyecanları yaşayarak gittiğimden olmayacak. Ya bu filmden de beklentin ne derseniz, Scarlett Johansson var. Hani tek başına zaten yeterli bir sebep kendisi izlemek için ama onun yanı sıra güzel aksiyon sahneleri olursa, bir de hani böyle Marvel sinematik evreninde geçmişte oluşan bazı boşlukları kapatırsa, mesela sürekli şu Budapeşte ne oldu muhabbeti geyiği dönüp duruyor işte, hani onu bile kapatsa artık bir şeydir diye diyorum. Hani çok fazla bir beklentim yok. Beklentim düşük olacağı için muhtemelen memnun kalacağım. Bakalım, Mayıs'ta gidip izleyeceğiz. Beklemekten başka bir şey yok. Onun dışında son bir kez düşünüyorum. Acaba fragmanda görüp de kaçırdığım bir şey var mı diye. Yok yani, aklıma gelen bir şey yok. Tek gördüklerim, söyleyebileceklerim bunlar. Eğer benim gözümden kaçan, sizin gördüğünüz bir şey varsa lütfen belirtin. Dediğim gibi Black Widow karakterine de çok aşina değilim açıkçası. O yüzden çok da bir fikrim yok. Yanlışlarım varsa da düzeltin yorumlarda. Onun dışında kanala abone olun. Bu videoyu beğenin, paylaşın falan filan. Bir şeyler yapın. Onun dışında kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.